İyi akşamlar. İki kez Nobel'e aday gösterilen, 26 yaşında dünyanın en genç profesörü olan, yılın fikir adamı, yılın bilim adamı başta olmak üzere birçok ödülün sahibi, bu ülkenin yetiştirdiği en önemli aydınlardan biri, Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu ile Türkiye'yi konuşarak başlayacağız bunu konuşalım. Ve programımızın ikinci bölümünde geçen haftanın belki de en önemli olayını konuşacağız. Karadeniz'in sularında şehit olan 3000 askerimizin varlığını Türkiye tam 93 yıl aradan sonra ilk kez bir kalp cerrahı sayesinde öğrendi. Profesör Doktor Bingür Sönmez ve sürpriz konuklarımızla tarihçileri bile hayrete düşüren Sarıkamış'ın deniz şehitlerini ve tabii ki ülkenin en tanınmış kalp doktorunu yakalamışken de Türkiye'de insan ölümlerinin bir numaralı nedeni olan kalp hastalıklarını konuşacağız. Maltepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Plato Film Okulu öğrencileriyle birlikte hazırladığımız Türkiye'nin en genç ve en cesur haber programı Bunu Konuşalım başlıyor. Magazin haberlerinin, dizi furyasının, hiç tanımadığımız insanların hayatlarını zevk alarak izlediğimiz bugünlerde, Amerika'nın tepesine oturan, dünya bilim çevrelerinin peşinde koştuğu, döküntülerini toplayanların Nobel ödülü aldığı, Yale Üniversitesi'ni Amerika'yı altüst etmiş, modern üniversite tarihinde dünyanın en genç profesörü olmuş, belki de birçoğumuzun adını bile duymadığı bir adam Oktay Sinanoğlu. Dünyanın birçok yerinde buluşları ve teoremleriyle ilgili konferanslar veren Sinanoğlu, 72 yıllık yaşamına 250 kadar uluslararası bilimsel yayın, bilim kuramları, çeşitli dillere çevrilmiş birçok kitap sığdırarak sayısız ödüllere de sahip olmuştur. 1973 yılında Almanya'nın en yüksek bilim ödülü olan Alexander von Humboldt, 1975 yılında Japonya'da uluslararası seçkin bilimci ödüllerini kazanmış, 2001 yılında Türkiye'de yerel televizyonlar arasında düzenlenen yarışmada halk kahramanı unvanını elde etmiştir. Ben baktım. Türk bayrağı Atatürk karşımda. Cam çerçeveli olduğu için bayrağın üstünde kendi yansımamı görüyorum. İçimden yemin ettim. Dedim ki, gideceğim ve orada söz sahibi olacağım. Ondan sonra gelip onlarla burada uğraşacağım diyerek 1993 yılında Türkiye'ye taşınmaya karar verir ve burada akademik kariyerine devam eder. Yurt dışında bulunduğu bir tarihte Türkiye Dışişleri Bakanı'nın kendisine ettiği çifte vatandaşlık teklifini kimliğimden neden vazgeçeyim diyerek reddedecek kadar Türkçe olan Oktay Sinanoğlu, Türkiye'de kuramsal kimya bölümünü kuran Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde danışman profesör unvanı alıp bu üniversitede eğitimin Türkçe olması için de uğraş verdi. Türkiye'deki ilk yaz okullarını düzenleyerek sahalarının en ünlü bilim adamlarını ülkemize getirmiş olan Sinanoğlu, saymakla bitiremeyeceğimiz bir akademik kariyere sahip. Türkiye'nin bilimiyle, kültürüyle yeniden bir atılım yapıp refah bir toplum oluşturabileceğini ve bunun önce Türkçemizi yok olmaktan kurtarmayla başlamamız gerektiğini, öğrenci kesimlerinden başlayarak tüm Türk halkını anlatmaya başladı Sinanoğlu ve gittiği her platformda Türkçe eğitimi savundu. O, Türkiye'de bilim adamlığından çok Türkçe'ye verdiği önemle anılmakta ve milletçe bu yabancılaşmaktan kurtuluşumuzun dile ve matematiğe vereceğimiz önemden geçmekte olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyor. Bunu konuşalım başladı. Konuğumuz az önce de söylediğimiz gibi Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Son kitap ilerisi için ve bir de DVD. Benim diyen film yıldızlarına taş çıkaran bir poz vermişsiniz burada. Hocam Amerikalılara kızıyorsunuz ama buradaki pozlar sanki böyle bir Amerikan vari bir poz. Hayır, Amerikalılar beni taklit etmeye çalışıyor. Siz onları görmüşsünüzdür. Beceremiyorlar ama. Öyle mi? Peki böyle şöyle bardağın önüne koyayım hatta. Hocam Amerika'dan Japonya'ya kadar dünyanın birçok yerinde bir bilim adamı olarak, bir düşünür olarak çalıştınız, faaliyet gösterdiniz. Ve bu dönemde Türkiye'nin gündeminde Amerika çok önemli rol oynuyor. Hem terörle mücadelede hem hayatımızın farklı alanlarında yine Amerika ile yakın ilişkilerde olmak durumundayız. Bugünün gündemini özellikle Başbakan'ın gezisi sonrasında Amerika ile daha da yakınlaştığı ileri sürülen Amerika'nın tavrını, siz uzun yıllar orada çalışmış bir bilim adamı olarak ve kitaplarınızda da çok üst üste Amerika'dan ve altı tırnak içinde Amerikan emperyalizminden bahseden bir düşünür olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu işlere şimdi... Dost oluyor muyuz yani hocam? Ya şimdi bu işlere toplu bakmak lazım. Yani gündelik bakmak, baka baka bu hale geldik zaten Türkiye'de. Türkiye öyle hale geldi. Şimdi bir kere aslında Atatürk'ün vefatından beri, bu da onun için. Ama hadi diyelim 1945'ten beri
1945, 46, 47'de ben ilkokuldaydım. Ankara'da ortasında, o yeni yapılan o zaman meclisin karşısında oturuyorduk. Gözümle gördüm. O zaman Ankara harbe girmemiş, harbi kaybetmemiş bir ülkenin başkentine, tam orta yerine koskoca bir Amerikan üssü kuruldu. Yeni meclis binasının bahçesinde buna bitişik Amerikan askeri karargahı kuruldu ve bütün Ankara sokaklarını, her tarafı Amerikan askerleri bastı. Ben de ilkokuldayım, bunları görüyorum. Ve resmen, tabii başka şehirlerde de oldu böyle şeyler de, bilhassa Ankara'da oluşu ilginç. Ve resmen işgal altına uğradı. Ben ilkokuldayken dedim ki, Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık? İlkokuldayım. Burası sömürge olacak dedim. Az söylemişim. Yani Türkiye şu anda Amerika'nın bir yani sömürgesi durumunda. 45'te sömürge dersen iltifat etmiş olursun Türkiye'ye. Şimdi sömürge tabii kök Türkçe laf. Ondan önce eski Türkçe müstemleke derlerdi. Tabii biz de zannediyorduk ki o onun karşılığı. Hayır değil. Yeni aklıma geldi. Farklı. Sömürgede birisi gelir senin işte kaynaklarını, ondan sonra üretimini, şunu bunu filan sömürür. Müstemleke çok daha ağır bir laf. İstimlak etmekten gelir. Bir ülke gelir senin vatanını, taşını, toprağını, evini, barkını, her tarafını istimlak eder. Eline alır, sonra da sana sepet havası çalar. Şimdi Türkiye önce sömürge oldu yavaş yavaş, uyuta uyuta. Yumuşak güç yöntemleriyle kitapta anlatıyoruz. Yani topla tüfekle değil, bir tek kurşun sıkmadan Türkiye'nin her şeyi ele geçirildi. Uyuta uyuta milleti. Eğitimine el atarak şu bu. Ondan sonra da son iki hükümet zamanında, yani bir önceki seçim, bir önceki seçim de zamanında dört tane yerlerden gelen gizli kanun yasa tasarılarıyla topraklar, yabancı devletler de toprak alabilir. Yabancılara topraklar isterlerse iki hafta içinde bedava teslim edilecek. Üç kişi gelip de yatırım yapacağız derse. Hı hı. Büyük tarım arazileri filan. Ve bunlar çıktığı zaman ben bunları öğrendim. Yani milletvekillerinin de haberi yoktu. Ondan sonra ama meclisten filan öğrendik neyse. Ve ben yazdım bir tek. Bak dedim, bundan sonra Türkiye'de yağma başlar. Beni tekim işte 3-5 sene içinde Türkiye'nin her tarafının tapuları verilmiştir. Şimdi tapu dairesine sorarsan birileri sordu. Efendim işte Alman gitmiş güneyde bir ev almış, daire almış falan. Bunlar önemli değil. Ama büyük tarıma 50'şer bin dönüm. Orta Anadolu, Kars yaylası, Trakya, her tarafı verilmiştir bedava. Şimdi bunları sordu. Peki bu şirketler, sözüm ona, aldıkları yerler ne oluyor? Ha, onların kaydı yok dedi Tapu Genel Müdürlüğü. Kaydı yok. Yani şimdi Türkiye çok vahim bir durumdadır. Ve on binlerce yıllık tarihimizde çok şanlı, çok medeni, insanlığa, batıya hele filan devamlı defalarca medeniyeti, bilimi, tıbbı, her şeyi öğreten medeniyetler kurduk. Büyük devletler kurduk. Ama hiçbir dönemde şu günkü halimizde olmadık. Almanlar bile, hani ilim adamları falan, yani her türlü tarihçi, marihçi, orada toplantılarda bana diyorlar ki, ya bu nasıl iştir? Siz bir tek kurşun sıkılmadan memleketinizi teslim ettiniz ya. Tarihte görülmemiş bir olay ya. Ve millet öyle bir hale getirildi ki umursamıyor bile. Biz zannettik ki bu anlaşıldığı zaman bir tepki olacak. Hayır. Kimsenin umurunda değil. Yak canım falan. Sonra devletin başında nereden biri geçenlerde birkaç ay evvel beyanat verdi. Canım ne toprak falan vermiyoruz ki. Tapusunu veriyoruz diyor. Başka bir ülkede alsa böyle bir adam bir gün duramaz yerinde. Şu hale bak. Yani şimdi 70 yıldır Türkiye'de bir takım böyle gizli dümenlerle, ondan sonra en başta 45, 46, 47'de İsmet İnönü gizli ikili anlaşmalarla Türkiye'nin her şeyini Amerika'ya teslim etmiştir. Hiç şaşmamak lazım. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan önce de Amerikan bandacısıydı. Amerikan bandasına giren deyip duruyordu. Kurtuluş Savaşı'na gelip de gönüllü katıldığını falan zannetmeyin. O resmi tarih. Yani şimdi o bakımdan daha bu o ikili anlaşmalarla her şeyin elin kolun her tarafın bağlanmış. Daha onların çoğu gizli herhalde. Bunlar ortaya çıkaracak ve ondan beri bugüne kadar bir sürü giden gelen bir yerlerde bir şeyler imzalıyor. Gizli gizli anlaşmalar yapıyor. Bir şeyleri veriyor. Şu oluyor, bu oluyor. Kimsenin haberi yok. Milletin haberi yok. Her dönemde. Belli bir hükümetten bahsetmiyorum. 70 yıl. Şimdi bunların hepsi teker teker ortaya serilecek. Herkes görecek. Yani ondan sonra Türkiye'yi böyle çamaşır suyuyla bir güzel yıkayacaksın böyle. Elle. Yoğura yoğura. Makinede falan olmaz.
Ve ondan sonra bu Türkiye düzelirse düzelir. Yoksa çok feci bir akıbet bekliyor, hepinize haberiniz olsun. Sizi Tarzanca yokuşuna sürdüler. Ondan sonra her sömürgeci böyle yapmıştır. O efendim işte gittiği yerde. Ondan sonra işte canım işte Cezayirlilere sorarsan dünya dili Fransızca. Eğitimlerini zorla Fransızca yaptılar. Bugün Cezayir'de, Tunus'ta Arapça bilen kalmadı. Türkiye'de de işte bunu adım adım 53'ten itibaren yaptılar. Amerikan İngiliz ajanlarıyla başlattılar. Ondan sonra büyük devletin kendisinin büyük desteği ve yapmasıyla, sonra bir takım cemaatlerin falan yapmasıyla kendi dilimizi yok edip yabancı dille eğitim yapan bir ülke intihar ediyor demektir. Ve bununla da 50 sene bir tek ben uğraştım. Bunu utanarak söylüyorum. 4 bilim dalıyla uğraşırken araştırma, matematik, fizik, kimya, kuantum teori, moleküler biyoloji. Gece gündüz hala onlarla uğraşıyorum ama birinci vazifem bu millet için uğraşmaktır. Bunu da bilesiniz gençler. Hocam bu ülkede yobaz vardır diyen yanılıyor. Esas yobazlar batıda diyorsunuz. Şimdi öbür tarafında bir batıya da eleştiriniz var. E tabi canım, yani şimdi batı, bak batının adı üstünde. Güneş bile batıda batar. Batası batı falan. Yani şimdi batıdan medet uman ya satılmıştır, vatansızdır, vatan hainidir veya süper ahmaktır. Yani süper süper ülken ahmaktır. Anladın mı? Batıdan medet uman, batıya yamanan, efendim Amerika'nın kuyruğuna takılıp da bu kadar vahşi bir milletin, bak 45'te işgal edildiği zaman Türkiye bunlar tarafından, hiçbir profesör şu bu, ben ilkokuldayken anladım işi, hiçbirinden bir ses çıktığını zannetmiyorum. Veya ses çıkaracaklar, zaten temizlenmişti. Yani İnönü zamanında da bir sürü adam temizlendi falan da. Sizin yani İsmet İnönü'den şimdi pek haz etmediğinizi anladım. E tabi yani, Türkiye çok kötülük etmiştir, bir de kahraman diye yutturmuşlardır. Neyse, şahıslar mühim değil. Bak işte yani 45'ten beri kim geldiyse aynı durum. Ha, yani bakma, kimisi hakim sol pozunda, kimi milliyetçi pozunda, kimi din pozunda falan. Hayır efendim, hepsini şahsen çok iyi tanıdım. İsmet İnönü'nü de çok, işte bir ilk TÜBİTAK bilim ödülü ihdas edilince bize verdiler. Kendisi de o zaman galiba başbakandı. Neyse, gittik onun da elini öptük filan. Gazetelerde kocaman resmimiz çıktı, İsmet Paşa'nın elini öptük. Milli şef diye okuttular ya bize. Ama bir Amerikalı da fazla iyi laf yoktur da, tesadüfen radyonun birinde araba sürerken, Amerika'da zaten iki iş yaparsın. Bir alışveriş edersin, bir de araba sürersin. Halkın görevi budur. Ondan sonra bunu yaparsa iyi Amerikalısın derler. Köledir aslında millet, 300 milyonun çoğu. Ama tepedekiler çok sağlamdır. Onlar ayrı bir sınıftır. Bu kadar uzun süre Amerika'da evet, kalıp yaşadıktan ben eğitim... devamlı kalmadım canım. Yani ama eğitiminizin de önemli dönüm noktaları Amerika var. Yani benim... MIT'de birincilikle yüksek kimden ama mühendisi oldunuz. 8 6 ayda falan. Neden? Türkiye'de Türkçe ile eğitim gördüğüm lisedeki eğitimle orada gittim, 3 sene atladım en meşhur üniversitelerinde. Yani benim marifetim değil. O zaman böyle bir eğitim vardı. Şimdi dünyanın en rezil iki tane orta öğretim düzeni vardır. Biri Amerika'nın halk için olanıdır. Özeller ayrı. Üst tabaka için. Bir de Türkiye'nin. Bu kadar. Amerika'ya gitmiş olmayı, orayı görüp orada yaşamış olmayı kendinize bir katkı olarak görmüyor musunuz? Yani size bir şeyler katkı canım, her şeyi, her yeri göreceksin, her şeyi tanıyacaksın. En başta düşmanını tanıyacaksın. Tabii. Öyle. Yani şimdi burada durmuşlar. Efendim, ikili anlaşmalarla gizli Türkiye'nin her şeyini, başta milli eğitimini Amerika'ya teslim etmişler. Yani şimdi Türkiye'de eğitimde ne oluyorsa, yok yabancı dille eğitim, yok işte yazı yazma usulünün filan çocuklara öğretilmesinin değiştirilmesi, onları da cahil yapmak için Amerikalılar gibi. Ondan sonra hatta Türkçenin imlasını bile bozmaları, anaokuluna kadar indirmeleri. Bütün bunlar danışmanlar tarafından yapılmaktadır 45'ten beri. Çünkü İsmet İnönü'nün anlaşmalarının bir tanesi milli eğitimin olduğu gibi Amerika'ya teslim edilmesidir. Oradaki bir sürü Amerikalı danışman orayı perde arkasından idare eder. Kaç tane milli eğitim bakanı gördüm, teke tek, müsteşar gördüm. Ondan sonra o koca bakanlıkta. Bunlar zaten 2-3 ay durur, önüne bir şey koyarlar, imzala derler, imzalar, ondan sonra sepetlerler, ondan sonra emir boyu, bakan bey, bakan bey, ondan sonra işte resmi araba filan, ondan sonra kendisinin bir şeyden haberi olmaz. Zaten o koca Milli Eğitim Bakanlığı'nda biri bakan olduğu zaman hacethanenin nerede olduğunu anlamak 3 ay sürer ya. Adam 2 ayda gönderiliyor. Soru alalım buradan. Adam 2 ayda gönderiliyor. Soru alalım buradan. Mert sor. Oktay, sen ona şunu sormak istiyorum. Şimdiki eğitim sistemimizde sanki bütün bilim ve sanat batıdan çıkmış gibi gösteriliyor. Oysa ki bizim ülkemizde de birçok değerler var. Yani bunlarla ilgili kayıtlara ulaşma sorunumuz mu var? Yoksa konular gündeme gelmiyor mu? Yani burada bir kopukluk var. Bu kopukluğu ben merak ediyorum. Önemli bir soru. Sağ ol.
Yani şimdi bir kere şunu herkesin bilmesi lazım. Eskiden işte biz hala Atatürk'ün etkisindeki eğitimde yetiştik. Son nesiliz o bakımdan. Çünkü 53'ten sonra ben liseyi bitirirken tamamıyla eğitim Amerikan danışmanlarının güdümünde, perde arkasından tabii, o bakan bu bakan. Çok eskilere dayanıyor. Şimdi yani bizim dönemde ilk orta lise dünyadaki en iyi eğitim sistemi 3-4 tanesinden biriydi. Ben onun ürünüyüm. Gidip beni üniversitelerde ya biz bunları lisede öğrendik deyip inanmadılar tabii. Son sınavları verin dedik. Hemen 98 aldık, 100 olduk falan. İşte 3 sene falan üniversiteye atladık. Yani hakikaten ben eğitimimi Ankara'da lisede aldım. TED'de. TED o zaman TED değildi işte. Ne adı onun? Burada TED yazıyor. TED yazıyor da. Yani Atatürk 1920'lerde Türk Maarif Cemiyeti'ni kuruyor. Ona özel okul kurduruyor. O zaman yok öyle şeyler. Hı hı. Aslında bir tek bu yabancı misyoner okulları var. Tek tük kalmış. Lozan'da kapatılamamış. Robert Kolej gibi. Millet onlara özenmesin diye. Türk kalarak Batı'nın da önüne geçmek için bilimde, teknikte, her şeyde. Türk kalarak. Yani kendi kültürünü öğreneceksin. Kendi dilini öğreneceksin. Edebiyatını, tarihini, her şeyini öğreneceksin. Sanatını öğreneceksin. Batı'da, Doğu'da ne var? Onları da bize böyle eğitim verdiler. Hepsini öğrendik. Avrupa'nın her türlü felsefesini, tarihini de öğrendik. Sanatını da öğrendik. Doğu'nun da öğrendik. Bizim binlerce yıllık medeniyetimizi de öğrendik. Gayet iyi. Çok şükür yani. Peki bizden sonra hiçbir şey yok. Yani millet tarihini falan öğretmiyorlar. Niye? Bir millet her nesilde yeniden doğar. Dikkat edin. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Yani bir milleti yaşatan kendi gelenekleri, kendi binlerce yıllık süzme süzme gelmiş kültürüdür. Kültür, Hakkari'de bale gösterisi yapmak demek değildir. Kültür, efendim arada bir konsere gidip hava atmak değildir. Çağdaşlık, modanın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde böyle sahte çağdaş, sahte aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Bizde demeyelim, her sömürgede böyle bir sahte çağdaş takımı, aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Ve bunlar kendi kültüründen kopuk, kendi milletinden, halkından aslında tiksinen, kendi kültürüne yabancı ama arada halkçılık edebiyatı yapan tipler yetişmiştir. Türkiye'nin başına da bunlar bela edilmiştir. Sonradan tabii taban götürüldü. Son 20 yılda da halk daha sağlamdı. Ben onun için senelerce Anadolu'nun her tarafında binlerce halka tek başıma nutuk çekiyordum. Hala gidiyor musunuz? Gidiyoruz vakit oldukça. Nasıl karşılanıyorsunuz? Ya zaten ben kendim gitmiyorum ki, herkes davet ediyor. Ha, gittiğinizde insanların söylediklerinize tepkisi nasıl oluyor? Binlerce hali sokaklara dökülüyor. Malatya'sında, Elazığ'ında, Van'da, bilmem nerede, Trakya'da, her tarafta, Konya'da. Her gittiğim yerde çok şükür binlerce, ben çünkü her kesime hitap ettim. Bütün bu ayrımlar, daha önce işte sağ sol ayrımı, bilmem faşist, komünist, bilmem ne, ondan sonra laik başörtüsü, başörtüsüz falan filan. Bunlar hepsi dışarıdan çıkarılan toplum mühendislerinin icat ettiği, bir ülkeyi bölmek, parçalamak, zihinlerini, gönüllerini yok etmek için yapılan tezgahlardır. Bunlar çok genç yaşta anladığım için hiç bunları yutmadım. Bu fırkılarla, siyasetle falan da hiç uğraşmadım. Hepsi dışarıdan tayin edilmiş, aynı takımlar zaten falan filan yani. Bunlarla ne uğraşacağım? Temelle uğraşırız. Biz matematik gibi düşünürüz. İşin temeliyle uğraşırız. İşte dolaylara bakarak filan genel bir ana teorem, ana sav türetiriz. Ondan sonra her şey oradan tıkır 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 kendiliğinden çıkar. Bir tamam. Soru daha buradan. Var mı? Peki tabii. Sömürgeleşmekten bahsettik ve eğitimden. Şimdi ikisi biraz aslında birbirine bağlı gibi geliyor. Aynı şey. Çünkü sömürgeleştirmenin aslında yeni yöntemi bu son yıllarda özellikle biraz daha özelleştirmeye gidildiği zaman çok önemli kaynaklarımızı yabancı ülkelere satmak. Bu da başka bir yolu belki de, yeni, çok modern bir yol. Ve bir yandan da üniversitelerde İngilizce, tamamen İngilizce yönde eğitimler var. Şimdi bu şekilde öğrenciler şunu düşünüyor. Zaten özelleştirme yoluna çok büyük adımlar atıldı. Yani yabancı firmalara, özellikle Amerikan firmaları var çoğunun arkasında. Birçok önemli firma satıldı. Şimdi bu insanlar iş kaynağı dediğiniz zaman, iş hayatına girdikleri zaman İngilizce artık vazgeçilmez bir hale geliyor. Dolayısıyla eğitimde de tamamen İngilizce adı altındaki eğitim artık insanlara hayır diyemeyecekleri bir hale geliyor. Yani bu ikisi şimdi, çok önemli göbek nokta evet, değil mi? Evet, şimdi çok önemli konulara dokunuyorsunuz orada. Birkaç tane var içinde aslında evet. Onun. Bir tanesi, şimdi en korkunç sömürgeleşme zihinlerin ve gönüllerin köleleşmesidir. Çünkü sen bir milletin madenlerini alıp götürürsün, ürünlerini alıp götürürsün, fabrikalarını söküp götürürsün. Ama senin ruhun, senin gönlün, senin vatan sevgin kavramın, tarih bilincin, dilin, kökün, kimliğin ayakta kalırsa bunları yeniden yerine koyarsın.
Ama en korkunç sömürgeleşme zihinlerin ve gönüllerin köleleştirilmesi. Ve bu yumuşak güç adını taktığım böyle işte eğitime el atmak, her devlet dairesinde danışmanlar kakışlamak, kanunlarını çaktırmadan dışarıdan gelen kanunlarla değiştirivermek falan yöntemleriyle ve bu yöntemin dünyada en başarılı düşman açısından uygulandığı yer Türkiye'dir. Bak biz böyle birçok yerde rekor kırdık. Bir ara paranın sıfırı bolken diyordum ki bak Türkiye her şeyde rekor kırıyor. Sıfırı en bol ülke. Paranın en... Neyse onu duydular hemen. Sadece altı parada sıfır, değil mi hocam? Altta sıfıra sonra eğitimde sıfır falan. Böyle her şeyde sıfır. İşte geçen gün de dışarıda biri yenilmiş bir takım. Ben anlamam futboldan. Evet ya. Çok teşekkür evet. ediyorum. Çok saçmalama. <sahip. gülüyor> Konu başka. 8-0 falan yani. Neyse yani gırgırına. Şimdi yani bu. Şimdi Türkiye'de yapılan bu olmuştur. Ve bu tabii önce işte o Sahte Aydın Çağdaş Madaş geçinen takımla başladı. Ondan sonra işi geliştirdiler. Tabii birçok ülkede geliştirdiler. Hani bu yobaz dışarıda var filan lafıyla çok ilgili çok önemli bir konu. Şimdi ülkeleri içinden fethetmek için en önemli şeylerden biri ilk defa adını koydum da ilk defa burada söylüyorum da yazmadım da daha. Kültür mühendisliği adını koydum herkes kullanıyor şimdi. Toplum mühendisliği dedim herkes kullanıyor. Bu yedisi din mühendisliği. Şimdi her ülkede birileri gidiyor bu işin uzmanı bunlar tarih boyu. Gidiyorlar bir ülkede oranın dinine göre bir takım sahte mezhepler türetiyorlar. Mesela Amerika'da son 30 yılda bu evangeliklerin daha da aşırısı bozuğu. Mormonlar. Filan, yok onlar daha eskisi onlara hadi amenna. Yenileri böyle. Şimdi bunlar sözüm ona Hristiyan mezhebi. Ya Hristiyan dediğin İncil okur. Ben ilk oradan anladım. Baktım ya bunlar İncil mi İncil okumuyor. Normal Hristiyan İncil okur başta. Ha bunlar başka bir şey okuyor. Ondan sonra... İşte Büyük İsrail diyor, başka demiyor falan. Bir de dünyanın sonu gelecek, işte harp olacak da sonra Büyük İsrail kurulacak. Solomon Mabedi yapılacak, Mescid-i Aksa'nın yerine falan diyor, başka bir şey demiyor. Nüfusun %70'i oldu. Ve bunlar aynı zamanda orta öğretimde falan sıfırlanmıştır. Çok kara cahil bırakılmışlardı. Sen Amerikalı kadar cahil adam hiçbir yerde göremezsin ha. Yani peki nasıl oluyor? Amerikanca'da geçen, en çok geçen laf nedir biliyor musun? Her Amerikalıya sorarım, kimisi der, bilmem, hi, howdy, hello falan, hayır. How much? İki Amerikalı, beş Amerikalı bir araya geldi mi bir tek işte kaça aldım, kaça sattım, dükkanda nerede satış var falan bir tek bunu konuşurlar. Hiçbir yerde bir tanesinde başka bir laf bulamazsın. Çok değerli insanlar yok mu? Var. Onların da başı belada. Onlar da gelip bana ağlaşıyor. Oktay Bey bir şey soracağım. Biraz yani Türkiye'de de bu yapılmıştır. Değil mi bu? Yani bu kadar cahil insanın olduğu bir ülke. Yani diyorsunuz ki Amerika'da en çok görebileceğiniz şey cahil insan. Nasıl oluyor da dünyanın süper gücü olabiliyor? Dünyadaki bütün efendim, ülkeleri yönetebilecek bir şimdi sahibi. Yani şimdi daha bunu 1700'lerde birileri yazmış. İnsanların çoğu ahmaktır, bir işe yaramaz, bunlar gereksiz filan. Dünya nüfusunun %20'si bize köle olarak yeter, onları biz güdeceğiz demişler. Neyse şimdi Amerika bunun iyi bir örneğidir. Şimdi Türkiye'de hızla o hale getiriliyor. Efendim şimdi yani beyin takımının beyni kullanarak, her türlü bilimsel şeyi kullanarak, üreterek idare etmek... O kadar zor bir şey değil. Şimdi bir kalabalık var. Mesela 300 milyon oldu nüfusu. Şimdi bir de sevindiler filan 300 milyon oldu diye. Ama bize de nüfus planlaması yaptırıyorlardı. Köylere gidip Türkmen köylerine kısırlaştırarak gizlice kadınları. Porto Rico'da filan da yaptılar. Kızılderililere hala yapıyorlar. Böyle bir vahşi millet. Şimdi tepede birkaç milyon çok böyle keskin adam var. Yalnız bunların bir tek mahsur. Kendini çok takdir ederim. Aralarında da yaşadım. Yani ciğerlerini de biliyorum da gerçi ciğer yok nesini bileceksin. Ondan sonra fakat yani bir tek mahsurları var. Çok takdir ederim bu insanları. Çalışkan işte bilimsel falan filan. Ya başka insanları insandan saymıyorlar. Yani dinleri icabı gibi bir şey. Başkası insandan sayılmıyor. Onun için milyarlarca insan dünyada ölmüş. Afrika kıtası boşaltılmış. Her tarafa işte bir takım virüsler icat ederek bilmem ne birbirine düşürerek iki tarafı da silahlandırarak filan bütün Afrika kıtası boşaltılıyor. Yeni bir nüfus haritasında Amerika'da şey varmış. Afrika kıtası yani rengine göre nüfus yoğunluğu falan gösteriliyor ya. İşte yani beyaz da yok demek. Afrika kıtası beyaz görünüyor. Bak işte, siyah Afrika'yı beyaz yaptılar. Nüfusunu temizliyorlar. Ondan sonra yani insanlık anlayışı yok. Batı'nın hiçbir yerinde insanlık anlayışı yoktur. En medenisinde bir de biraz kazıdın mı altından insanlık anlayışı çok nadiren birkaç kişide bulursun.
Ama bütün Türk devletlerinde insan düşünülmüştür. Her türlü insan. Her türlü insan. Batı'nın işi gücü tarih boyu, yani 2000 yıl işte Roma'yı sayarsan falan 2500 tarihi var. Ondan önceki tarihde birkaç yüz, ondan önce ağaçlarda yaşıyorlardı. Ondan sonra Manhattan'da, New York'ta 1920'lerde bile Manhattan'ın göbeğindeki ufak apartmanlarda hacethaneleri yoktu. Bahçede tahta kulübeye gidiyordu millet. Ne Manhattan'da meşhur, sevdiğim yerdir. İyi ki o zaman görmedim. Yani bu vahşidir Batı. Batı vahşidir. Bunu bilesiniz. Ve onların birkaç yüzyılda öğrendikleri matematik, bilim falan filanla ilerlemeleri Türkler sayesinde olmuştur. Abartmıyoruz kardeşim yani. Japonlardan öğrenmiş yapsaydı Japon derdik. Ne bileyim başkasından öğrenmiş olsaydı Kızılderen onları derdik. Yani Türk bir misal. Ondan sonra yani şimdi biz tamamıyla ilkel yabani olan bu insanlara bunlar Asya'da büyük bir medeniyet kurduk binlerce yıl Uygurlar filan. Matematiği, cebiri bak adları filan bile hep Türkçeden gitmedir. Bizimkilerin koyduğu adlardır. Cebiri icat eden Harezmi 900 yılında Türkistanlıdır. Semerkan'ın yanında Harzen'den. Herkes biliyor dışarıda. Bir türlü Türk lafı edemezler de işte Orta Asya derler, bilmem ne derler falan. Ama Türk yani herkes bilir. Son soru arkadaşlar. Yani Batı'ya birçok şey öğrettik. Ve şimdi yani insanlık anlayışını da defalarca gidip binlerce yıldır defalarca Avrupa'da bir ayağımız olmuştur. Herifler bizi Avrupa'ya almayacakmış. Almanın Avusturyalı'nın İsviçreli'nin dağlardan oralarda bunları biraz kazı altından Hunlar, Tatarlar falan çıkar ya. Nereye hocam siyasete girmediğiniz için eleştirenler var. Böyle söylediklerin hepsi lafta kalmıyor mu hocanın? Niye siyasete girmek istemiyor diyor. Ne siyasetine gireceksin ya? Her tarafı dışarıdan kumandayla idare edilen her türlüsü 70 yıldır bir ülkede siyasete girmek demek, bir mevkiye talip olmak demek, bu ülkenin satılmasına, bedava verilmesine ortak olmak demektir. Allah korusun hepimizi böyle bir akıbetten. Peki bu yani siyaset yani şey için yapılır. Eğer bir mekanizma varsa, kendi milleti için uğraşabileceğin bir mekanizma azıcık kaldıysa, o zaman canını da feda edersin, her şeyini feda edersin, bu millet için uğraşırsın. Ben 50 senedir bu millet için, benim babam, ondan önce dedem, dedelerim falan, hepsi bunda böyle uğraşmışlardır. Hiçbir mevki, hiçbir menfaat, hiçbir para falan düşünmeden. Bir daha çok şükür. Sorunu alalım hemen. Son soruyu sen soruyorsun. Tamam. Hocam, Türkçe giderse Türkiye gider diye kitabınızda okudum sözünüz. Çok hoşuma gitti. Demek oluyor ki silahsız bize... Evet. Hayır. Bu hafta çıktı. Şu ilerisi için kitabıyla beraber bizim hanım ikide bir beni yazın çekime gönderiyordu. Biz de zannediyor ki televizyonun biri çekim yapıyor bizde. İşte Sultanahmet'te, Haydarpaşa'da bilmem ne işte şeyleri martıları beslerken bilmem ne vapurda, trende falan. Ve sonra ahali de birikiyor oraya soruyor ya hangi kanal ne bileyim işte hanım gönderdi biz de çekiyorlar falan. Meğerse kendisi bizim hakkımızda film yapmış. 3 saatlik. Gerçekten saatlik bir film yapmış. Adını bence biraz dar koymuş. Çünkü burada 3 saat 40 dakika falan 2 DVD, bir sürü görüntü, müzik falan filan. Yapımcı bizim hanım. Aslında kendisi mimar, çift dikiş masterlı yüksek mimar. Ama yani yaratıcı falan demiş ki bu adamı kendi haline bırakırsan bir şey yapacağı yok. Ben buna film yapacağım. Bu da bu hafta çıktı. Bana sürpriz. Haberiniz olsun yani kitapçılarda. Adı öyle de ben dedim adını niye böyle koydun? Bunun içinde her türlü konu var. Ama tabii bu en önemli konu. Ama bu çok önemli bir konu. Burada bir de şimdi neden eklemiş. Bak bir kelime ne kadar önemli. Türkçe giderse neden Türkiye gider demiş. Ben o nedeni koymamıştım. Sorunu bitir. Türkçe giderse gidiyor, gitti. Türkçe gidince gönlün, toplumun gönlü, senin gönlün. Bak Batı dillerinde gönlünün tercümesi yoktur. Ondan sonra zihnin yani beyin ameliyatı ve ciğer ameliyatına uğrayıp ikisini de alıp götürürlerse bir ceset gibi kalırsın. O zaman senin topraklarını da alırlar. O zaman senin fabrikalarını da alırlar. Seni böyle ortalıkta dünyanın en perişan, ondan sonra en zelil bir, en itibar görmeyen, haysiyetsiz bir ülke haline sokarlar. Bunların oluşu işte bu yabancı dille eğitimle çok ilgilidir. Çünkü o eğitimden geçenler artık mankurtlaşmıştır falan. Kendi kültürünü bilmez, kendi dilini bilmez ve bunu bilmemekle iftihar eder hale gelir. Her sömürgede bu yapılmıştır. Ve o bakımdan bir süre sonra bu eğitimden geçenler arttıkça, tabii imalat hataları oluyor. Hele bizim kitapları okuyanlar, şu feleğini
tekrar buluyor şaşırmışken. Ama bu yapıldıkça o ülkede kendi vatan topraklarını bile seve seve gözünü kırpmadan babalar gibi satarım diyerek yabancılara teslim edecek şerefsizlerin sayısı artar. Onun için Türkiye gider dedik ve gitti. Bak 30 sene evvel dedim o lafı ilk. Peki. Oktay Sinanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Umut ediyorum önümüzdeki programlarda tekrar beraber oluruz. Katıldığınız için söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Son söz size vereyim. Teşekkür ederim. Gençleri görünce biz tabii bize şevk geliyor sizi filan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Maşallah. Bak şimdi yani ben bunları söylüyorum. Hani millete bir duymayanlara hala biraz ikaz ediyorum. Ama ben de siz bir ümitsizlik fark ediyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Hayır. Pekala bunu konuşalım. Kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğim. Her şeyi başaracağız gene. Yeter ki şunları iyice anlayalım ve herkes üstüne düşeni yapsın.